Oda sıcaklığındaki bir miktar suya çay şekeri eklenerek tamamen çözünmesi sağlanıyor. Yani elimizde bir miktar su var. Suyun içerisine şeker ekliyoruz. Yani şunun gibi olabilir mesela. C6H12O6 katısı olarak ifade edelim şekerimizde. Biz bunu suyun içerisine atınca yine C6H12O6 suda. Yani iyonlaşmadan moleküler bir çözünme oldu. Bu çözünme esnasında neler oldu hocam? Yani C6H12O6'larla su molekülleri arasında zayıf hidrojen bağları kuruldu. Peki bakalım bu çözünme tamamlandığında oda sıcaklığında olan çözeltideki su ve şeker moleküllerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi çözünme öncesine göre değişmesi beklenir? Bir kere çözünme fiziksel bir olgu, bunu unutmayalım. Kütleleri, yani ne kadar şeker ekledim, ne kadar suyla karıştı, kütlenin korunum diye bir kanun var ve kütleleri değişmeyecek. Yani bunun değişmesini beklemem. Peki kimyasal özellikleri, fiziksel bir çözünmeden bahsediyoruz. Kimyasal yapıları korunuyor, moleküler yapıları da korunuyor. Peki molekül kütleleri, yani molekül kütlesi niye değişsin ki? C6H12O6 180 ise H2O'da hala 18. Yani bu kütle değişimi yok. Peki formülleri, yani bu bileşiklerin formülleri korunuyor. Bu fiziksel bir dönüşüm demiştik. Peki moleküller arası etkileşimleri. Evet, zaten çözünmeyi sağlayan moleküller arası etkileşim. Yani buradaki hidrojen bağı gibi. Bu moleküller arası etkileşimlerle birbirleriyle her oranda eşit bir şekilde ne yapabiliyorlar? Dağılabiliyorlar. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Aşağıdakilerin hangisinde verilen çözeltinin türü karşısındaki örnek yanlıştır? Yani çözelti türüyle örnek eşleşmeyecek. Bakacağız. Peki çözücümüz sıvı, çözünenimiz sıvı olacakmış. Örneğimizde şekerli su. Gerçekten şekerli suda su sıvı bir çözücü, şekerde katı bir çözünen madde. Dolayısıyla bu doğru. Peki oksijenli su dediğimiz örnekte çözücü gaz çözünen sıvı mı? Yoksa çözücü sıvı çözünen gaz mı? Yani burada bizim çözücümüz su, yani sıvı. Çözünen maddemiz ise oksijen gazı, yani fiziksel olarak gaz. O halde çözücü ve çözünen fiziksel halleri yanlış verilmiş. Bu hatalı. Yine de bakalım. Çözücü sıvı çözünen sıvıya kolonya olur mu? Evet, kolonya etil alkol ve su içeriyor. Her ikisi de sıvı sıvı. Peki çözücü çözünen örneğine gaz gaz olur mu? Evet, temiz bir havada gaz gaz homojen karışır. Hangi gaz fazlaysa onu çözücü olarak kabul edebiliriz. Peki çözücü katı çözünen katı madeni para olur mu? Evet, o bir alaşım. Birden fazla metalin bir potada eritilip karıştırılmasıyla oluşuyor. Sonra katıyken de homojen bir görüntü var. Dolayısıyla çözücü çözünen fiziksel hali yanlış verilmiş olan B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi sulu çözeltilerin tümü için doğrudur diye sormuşuz. Yani tüm sulu çözeltiler için. Kaynama noktası suyunkinden yüksektir. Tüm sulu çözeltiler için bunu diyemeyiz. Çünkü eğer su içerisinde uçucu olmayan bileşenler çözüyorsak kaynama noktası yükselir. Mesela tuz gibi, şeker gibi. Ama su içerisinde uçucu bileşen, mesela etil alkol çözersek kaynama noktası düşer. O halde tüm çözeltilerde o çözeltinin kaynama noktası sudan yüksek diyemeyiz. Hacmi çözünen ve çözücü hacimlerin toplamına eşittir. Şimdi çözeltilerin hacmini şöyle bakalım. Çözücü ile çözünenin hacimleri toplamı olarak bakarsak yanlış bakmışız. Yani bir çözeltinin hacmi çözücü ile çözünenin hacimleri toplamına eşit olmak zorunda değil. Yani özellikle sıvı sıvı çözeltilerde. Mesela elimizde 100 mililitre etil alkol olsun. Yine elimizde 100 mililitre su olsun. Yani şunları ters çevirebiliriz. Çözünen. İkisinin toplamı 200 mililitre. Ama bizim çözeltimizin hacmi ise 200 mililitre olmaz. Bu çözeltide bizim çözeltimizin hacmi 200 mililitreden az olur. Çünkü sıvılar arasındaki boşluklar dolar. O halde tüm çözeltiler için hacim çözücü ile çözünenin hacimleri toplamına eşittir diyemem. Peki yoğunluğu suyunkinden küçüktür. Bu karıştırdığım maddelere göre değişir. Yani yoğunluğu sudan düşük bir madde eklersem yoğunluk sudan nasıl olur? Daha düşük olur. Ama yoğunluğu daha büyük bir madde eklersem tuz gibi, şeker gibi, bu sefer suya göre yoğunluğu daha büyük olur. Dolayısıyla değişken. Elektriği iyi iletir. Yani eğer şekerli su hazırlamışsam elektriği iletmez. Ama tuzlu su hazırlamışsam iyon içerdiği için elektriği iletir. Dolayısıyla tüm çözeltiler için doğru değil. Peki kütlesi çözünen ve çözücü kütlelerin toplamına eşittir. Tabii ki, yani kütlenin korunumu kanunu.
Yani tüm çözeltiler için bu her zaman geçerli. Bir çözeltinin kütlesi kendisini oluşturan çözücü ile kendisini oluşturan çözünen kütlelerinin toplamına eşit. O halde cevabımız ne olacak? C olacak. Oda sıcaklığındaki 100 gram suya atılan x katısının kütlesinin zamanla grafiği verilmiş. Yani çözelti içerisinde x katısının kütlesi nasıl değişmiş? Çözeltinin içerisine çözelti oluşturmak için suya a gram x katısı eklemişim ama geriye b gramı kalmış. Yani bu şu anlama gelir. A eksi b gramı yani aradaki fark kadar çözünmüş. O zaman çözünen katı kütlesi a eksi b gram. Yani a eksi b gram x çözünmüş. Peki çözeltinin içerisine ne kadar suyla biz çözelti hazırlamıştık? 100 gram suyla. O zaman elimizde ne var? A eksi b gram çözünmüş x var. Ve 100 gram da su var. Ne istiyor bizden? Hangisinde x'in çözeltideki kütlece yüzde derişimi doğru verilmiştir? Yüzde derişim hesaplarken çözünen kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi çarpı 100 yapıyorduk. Çözünen kütlesi A eksi B bölü çözeltinin toplam kütlesi 100 gram su artı A eksi B gramda ne var elimizde? Çözünmüş x var. Toplam kütleyi bu oluşturuyor. Çarpı 100. Yani bu bağıntıyla bulmalıyım. Peki bu bağıntıyı veren var mı hocam? E bunların arasında A eksi B 100 artı A eksi B çarpı 100. Demek ki cevabımız D olacak. Aşağıdaki maddelerden hangisinin karşısında belirtilen çözücüde çözünmesi beklenmez? Biz biliyoruz ki benzer benzeri çözer. Yani anlatmak istediğimiz şey şu. Polar molekül polar çözücüde, apolar molekül apolar çözücüde iyi çözünür ya da bu şekilde olursa çözünmeyi beklerim. Peki bakalım. I2 bir element molekülü. Element molekülleri apolar. C6H6 benzen dediğimiz çok iyi bir apolar çözücü. Ama aynı zamanda bir hidrokarbon. Hidrokarbonlar apolar. O zaman bunlar birbiri içerisinde çözünür. İkisi de apolar. KNO3 iyonik bağlı bir bileşik. Su ise polar. İyonik bileşikler genelde suda iyi çözünür. İyonlarını ayrışarak. Ve iyonik bileşikler de zaten polarlık yapısı olan yapılar. Dolayısıyla bu iyonik bileşik polar olan suda çözünür mü? Evet çözünür. Peki HI 2 atomlu bir molekül. 2 atomlu moleküllerin hepsi polardı ama aynı zamanda o bir asit. Peki CCl4. CCl4 çok iyi bir apolar çözücü. Ama apolar çözücü. Merkez atomda boşta elektron yoksa ki karbon 4A grubunda değerlik elektronu 4 ve tüm değerlik elektronu bağ yapımında kullanmış. Böyle moleküller bizim için apolar. O halde biri polar, biri apolar birbirleri içerisinde çözünmelerini beklemem. Yani cevap C. Yine de diğerlerine bakalım. CH3OH. Eğer bir bileşiğin yapısında OH, FH, NH kovalent bağlarını görüyorsam o bileşiklerin molekülleri arasında da hidrojen bağı görürüm. Burada OH var. E, suyun yapısında da zaten OH yapısı var. O halde bunlar birbiri için iyi çözünür. Ya da alkoldür bu metil alkol polardır. E su da polardır. O halde iyi çözünmesini beklerim. Hatta alkollerin su içindeki çözünürlükleri özellikle metil alkolün ve etil alkolün çözünürlüğü çok yüksektir. Aslında metil alkol ve etil alkol suda sınırsız çözünür. Peki NaOH o bir baz ama şöyle bakalım aynı zamanda iyonik bir bileşik. Yani iyonik bileşik olduğunu vurgulayalım. Peki H2O ise polar. İyonik bileşikler suda iyi çözünüyordu polar olan suda. Cevabımız C oldu. Kütlece %24'lük 200 gram NaCl. Yine kütlece %32'lik 300 gram NaCl çözeltisini karıştırmışız. Yeni yüzde derişimimiz kaç olur diye soruluyor. Aynı türden çözeltileri karıştırıyorsam %1 kütle 1, %2 kütle 2 eşittir yüzde son çarpı kütle son formülünü kullanabilirim. Yani bu formülle çözüme ulaşmak kolay. Peki birinci çözeltinin yüzdesi 24, kütlesi 200. İkinci çözelti %32'lik kütlesi 300. Son çözeltiyi bulacağız yüzde kaçlık. Toplam kütle 200, 300 daha 500. 100 parantezin alıyorum şunları götürüyorum. Burası ne geliyor hocam? 48. Burası ne geliyor? 96. Eşittir. Yüzde son çarpı 5. Topluyorum şunları 144. Eşittir. Yüzde son çarpı 5. Peki yüzde son yani son derişimiz ne oluyor? 144 bölü 5 yani
28,8. O halde cevabımız A olacak. Aşağıdaki olaylardan hangisi, yani günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan hangisi çözünme olayı ile ilgili değildir? Yani buna bir maddenin bir başka madde içerisinde çözünmesi sebep olmuş olmayanı bulacağız. Serin sularda sıcak sulara göre daha çok balık yaşaması. Yani serin sularda sıcak sulara göre daha çok balık yaşar çünkü sıcaklık düştükçe oksijen gazının sudaki çözünürlüğü artar. Yani aslında tüm gazlar için sıcaklık düştükçe çözünürlük artar. O halde serin sular, soğuk sular, sıcaklık düştükçe içeride çözünmüş oksijen fazla. Böylelikle de o oksijeni de balıklar ne yapabiliyor? Çözünmüş oksijeni kullanabiliyor. Yani bu bir çözünme olayıyla ilgili bir olay. Kışın araba radyatörlerine antiprizli su, yani glikol koyuyoruz. Glikol su karışımı antiprizli su. Glikol ne yapıyor? Donma noktasını düşürüyor. Böylelikle donma noktası ne yapıyor? Engelleniyor. Ve biz bir şekilde radyatörümüzü donmaktan korumuş oluyoruz. O halde bu da çözünmekle ilgili. Denizlerin akarsulardan geç donması çünkü deniz tuz içeriyor. Tuzlu su da ne yapar? Suya göre daha düşük derecelerde donar. Yani içindeki tuz çözünmüş olması donma noktasını düşürdü. Yani yine çözünme ile ilgili. Peki, kapağı açılan gazozlardan gaz kabarcıklarının yukarıya çıkması. Yani kapak açıldığı zaman ne oluyor? Üzerindeki basınç azalıyor. Basınç azaldıkça gazların çözünürlüğü ne oluyor? Azalıyor. Gazların çözünürlüğü azaldığı için de içinden gaz kabarcıkları o sıvının içini terk ediyor. Dolayısıyla yine gazların çözünmesi ile ilgili. Kar yağarken havanın ısınması, yani karın yağması ne anlama geliyor? Gazın katı faza geçmesi anlamına geliyor. Gazdan katıya geçiş nasıl bir olay? Egzotermik. Dolayısıyla etrafı ısı verdiği için sıcaklık artıyor. Ama bir çözünme olgusundan hiç bahsetmedik. Sadece bir fiziksel hal değişimi. O halde cevap E. Yani çözünme ile ilgili olmayan E. Sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklığı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Sıcaklığı artırılan sıvının buhar basıncı artar. Çünkü sıcaklık arttıkça moleküler arası çekimler yenilir. Daha fazla buhar üretiriz. Bu daha fazla buhar da sıvı yüzeyine daha fazla basınç anlamına gelir. Dolayısıyla bu doğru. Aynı ortamda kaynamakta olan sıvıların buhar basınçları eşittir. Bir sıvının kaynaması şöyle tanımlanıyordu. Yani sıvının buhar basıncının bulunduğu ortamın dış basıncına eşit olduğu sıcaklıktır. O halde aynı ortamda kaynayan tüm sıvılar için buhar basıncı bulundukları ortamın dış basıncına eşit. Dolayısıyla birbirlerine de eşit olur. Dolayısıyla bu ifade doğru. Aynı sıcaklıktaki sıvılardan kaynama sıcaklığı büyük olanın buhar basıncı da büyüktür. Halbuki kaynama sıcaklığı arttıkça moleküller arası çekim kuvveti artar. O arttıkça da sıvı tanecikleri kolay kolay birbirlerinden ayrılamaz. Yani buharlaşamaz. O zaman kaynama noktası, yani moleküller arası çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı azalır. Halbuki burada kaynama sıcaklığı büyük olanın buhar basıncı büyüktür diyor. Dolayısıyla bu ifade yanlış. O halde cevabımız C olacak. X, Y, Z çözeltilerinin aynı dış basınç altındaki kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştırmamızı istemişler. Bir bakalım. Şimdi bir kere bu X, Y, Z çözeltisi için kütlece yüzdeleri hesaplarsak derişimlerini karşılaştırırız. Ve aslında derişim arttıkça burada da yüzde derişim diyebiliriz. Hepsi aynı maddenin sulu çözeltisi, yani şekerin. Yüzde derişim arttıkça çözeltinin kaynama noktası ne olur? Artar. Yani içindeki şeker oranı arttıkça uçuculuk azalıyor. Peki X çözeltisi için yüzde kaçlık olduğunu biliyorum. Kaç gram olduğunun bir önemi yok. Kaynama noktası ayırt edici. Maddenin direkt miktarına bağlı değil ama derişimine bağlı. Yani koligatif özellik. Peki 170 gram suda 80 gram şekerin tamamen çözünmesiyle. İkincisi için hesaplayalım. 80 gram şeker çözüyorum. Çözünen 80. Peki toplam kütle ne kadar hocam? 170, 80 daha 250. Kütlece yüzde hesaplıyorum. Çözünenin kütlesi bölü toplam kütle çarpı 100. Peki şuradan sadeleşmemizi yapacak olursak şunlar gitti. Şurası gitti. Şurası 4. Yani 32'likmiş. O zaman şunun kenarını yazabilirim. Şu %30'luktu. Şu %32'lik. Daha yüksek derişim. Peki Z'yi hesaplayalım. 400 gramında 80 gram çözünmüş şeker içeren çözelti. O zaman çözünmüş şeker 80 gram. Toplam çözelti kütlesi 400 gram. Su kütlesi değil. 400 gramında diyor. Çarpı 100. Şunları alıyorum. O halde burası %20'lik oldu. Yani bu da %20'likmiş. O halde yüzde derişimlerine göre karşılaştıracak olursam
Y'nin yüzde derişimi 32 en büyük. Sonra X, en az olan Z. Yüzde derişimiyle kaynama noktası nasıl orantılıydı? Doğru orantılı. O zaman kaynama noktası da Y büyük, X büyük, Z şeklinde olmalı. Y, X, Z sıralamasını veren D seçeneği. Cevabımız D olacak. Aşağıdaki şekilde yarı geçirgen zarlarla ayrılmış 3 ayrı bölmede eşit sıcaklıklardaki sulara üzerlerinde belirtilen yani 20 gram, 20 gram, 10 gram X katıları eklenmiş ve bunlar tamamen çözülmüş. Buna göre zamanla çözeltilerin derişiminde gerçekleşen değişiklikler hangisine doğru verilmiştir? Yani biz bu çözümü işlemi yapmışız ama ondan sonra işleri yarı geçirgen zara bırakmışız. Yarı geçirgen zarın özelliği nedir hocam? Yarı geçirgen zar sadece su geçirir. Yani zardan su geçişi olacak. Su geçişi. Peki su geçişi aslında ozmoz. Peki su geçişi nereden nereye olur? Ozmoz olayında ozmoz suyun difüzyonu demek. Suyun difüzyonu. Su geçişi derişimi az olandan derişimi az olandan derişimi çok olana doğru olacak. Derişimi çok olana doğru. Peki o zaman derişimi az olandan derişimi çok olana su geçirelim. Yani şu şekli bir inceleyelim. Peki 1 ve 2 nolu kaplara bakıyorum. 2 numara merkez. Peki önce yüzde derişimlerini bir bulalım veya da en azından oransal derişimlerini. 20 bölü 50, 20 gram çözünen 50 gram su. Yani 20 bölü 50, 40 bölü 100. Yani 0,4. Peki aynı şeyi bunun için yapalım. 20 bölü 10. Yani 20 bölü 10, 2. Aynı şeyi bunun için yapalım. 10 bölü 25. Yani 10 bölü 25 dediğimiz şey 40 bölü 100 anlamına geliyor. Yani 0,4. O zaman diyebilirim ki ortadaki kap 2, diğerleri 0,4, 0,4. Ortadaki daha derişik. Yani derişim için şöyle bir şey yapabilirim. Başlangıç derişim sıralamasını yaptığım zaman 2 numara en derişik. 1 de 3 de birbirine eşit. Bu. Ama 1 ile 2'nin birbiriyle bağlantısı varken, 2 ile 3'ün birbiriyle bağlantısı varken 1 ile 3'ün bağlantısı yok. Biz ne demiştik? Derişimi az olandan derişimi çok olana su geçişi olacak. Derişimi az olan 1, 2'ye doğru su geçecek. Derişimi az olan 3'ten yine 2'ye doğru su geçişi olacak. O zaman 1 numara, 2 numara ve 3 numaranın derişimi nasıl değişecek? 1 numara su kaybetti. Su kaybettiğine göre daha derişik olacak. Derişim arttı. 2 numara sürekli su kazandı. Yani derişimi azaldı, seyreldi. Peki 3 numara, 2 numaraya su verdikçe 3 numara da su kaybetti. Derişimi arttı. O halde artar, azalır ve artar olması lazım. Yani artar, azalır, artar cevabımız B seçeneği olacak. İki özdeş kaptaki yüzler gram saf sulara üzerlerindeki maddeler ilave ediliyor. Şekilde görüyoruz. 10 gram şeker ve 10 gram naceliği yüzer gram saf suların üzerine ekliyorum. Aynı koşullarda hem saf su hem de sulu çözeltilere ait olan X ve Y özellikleri ile ilgili bilgiler vermiş. Bize de bu X ve Y özelliklerinin ne olduğunu söylüyor. Mesela şıklara bakarsanız kaynama, donma, elektrik iletkenliği, buhar basıncı gibi koligatif özellikler görüyor. Peki, şimdi demek ki bunlara göre düşüneceğim. X özelliği suyunkine göre her iki çözeltide artıyor. Yani şimdi birinci kapta da ikinci kapta da ben suya ne ekliyorum? NaCl ve şeker ekliyorum. Yani böylelikle onların safsızlıklarını arttırıyorum. İçlerindeki uçucu olmayan tanecik derişimini arttırıyorum. Yani yapılan işlemler birincide de ikincide de derişimin artması. Tanecik derişimi arttı. Peki derişim artarsa ne olur? Kaynama noktası artar. Yani diyor ki X özelliği suyunkine göre her iki çözeltide de artıyor. Yani mesela X özelliği donma sıcaklığı olmaz. Çünkü derişim artınca kaynama artar. Ama donma ne olurdu? Azalırdı. O halde bunu eleyebilirim. Kaynama olabilir. Bunu konuşmuştuk. Peki kaynama sıcaklığı olabilir. Çünkü X özelliği suya göre her iki çözeltide de artıyordu. Yani kaynama her iki çözeltisinde artacak. Donmanın olmayacağını söylemiştik. Buhar basıncı. Peki derişim arttıkça kaynama noktası artıyor. Kaynama noktası arttıkça uçuculuk azalıyor. Uçuculuk azaldıkça da buhar basıncı da ne oluyor? Azalıyor. Demek ki buhar basıncı da olamazmış. Yani cevap B ya da C. Yine de ikinci bilgiye bakalım. İkinci bilgi de diyor ki Y özelliği suyunkine göre tuzlu suda artıyor. Şekerli suda ise aynı kalıyor. Yani şimdi kaynama değil, donma değil, buhar basıncı değil. Çünkü bunlar her ikisini de etkileyen şeyler. O halde farklı bir şey olması lazım. Mesela NaCl iyon içeren bir yapı. Şeker ise suda moleküler çözünür.
Dolayısıyla buradaki şekerli su moleküler çözündüğü için elektrik akımını ne yapmaz? İletmez. Su da iletmezdi. O su iletmiyor, şekerli su da iletmiyor. O zaman özellik sabit kaldı. Demek ki bu özellik elektrik akımıymış. Birincide ise tuzlu suda özellik artıyormuş. Yani su iletmiyordu. Tuzlu su ise ne yapar elektrik akımını? Tuzlu su iyon hareketiyle elektrik akımını iletir. Elektriği iletir. O halde biz burada bir elektrik iletkenliği artma gördüğümüze göre demek ki bu durumu sağlıyor. O halde elektrik iletkenliği olur. Buhar basıncı zaten olmayacaktı. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 100'er gram saf suda, yani aslında bunların hepsinde 100 gram su bulunuyormuş. 100 gram su içeriyor, 100 gram su içeriyor. Ve ben bunların içerisinde naceli ekleyerek çözmüşüm. Glikoz ekleyerek ve manyezyum nitrat ekleyerek çözmüşüm. Birincide 0,1 mol naceli çözmüşüm. Şuraya yazayım 0,1 mol. İkincide 0,1 mol glikoz çözmüşüm. Üçüncüde de 0,1 mol manyezyum nitrat çözmüşüm. Peki dibinde katılması olmayan çözeltileri elde etmişim. Bu çözeltilerin aynı dış basınçtaki kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştırmamız istiyor. Tx, Ty, Tz olarak. Şimdi bu çözeltileri inceleyelim. Bir çözelti içerisindeki iyon derişimi arttıkça o çözeltinin kaynama noktası artar. Hocam her şey iyon içermez, doğru. Bazen moleküler çözünmeler de olur. Dolayısıyla biz iyon da içerebilir, tanecik de içerebilir. Yani molekülü de kabul ediyoruz. Tanecik derişimi arttıkça da kaynama noktası artıyor. Peki birincisi için bakalım. Yani birincisi derken X çözeltisi için bakalım. X çözeltisinde 0,1 mol NaCl çözmüşüz. NaCl iyonik bir katı. Yani suda ne yapar? İyonların ayrışır. Na artı ve Cl eksi olarak. Ve Na artı ve Cl eksi olmak üzere 2 iyonlu. O halde bu çözündüğü zaman ortama 0,1 çarpı 2'den 0,2 mol iyon verir. Bir de Y için bakalım. Y'de 0,1 mol glikozmuş. Glikoz moleküler çözünür. Şeker yani. C6H12O6. Yani iyon içermez. Tek bir tanecik içerir. Tek bir molekülmüş gibi bakabilirsiniz. 0,1 çarpı 1. 0,1 mol tanecik. Bunu iyonlarına ayrıştıramadım. Moleküler çözündüğü için. Z. O bir iyonik bileşik. 0,1 mol. Manyezyum nitrat. MgNO3-2. Bir manyezyum, iki tane nitrat, toplam 3 iyonlu. O halde 0,1 çarpı 3, o da 0,3 mol iyon içeriyormuş. Şimdi ben bu x, y, z'yi iyon ya da tanecik derişimlerine göre karşılaştırabilirim. Ama derişim için bize hacim lazımdı. Peki hacimlerine bakıyorum. 100 gram su, 100 gram su, 100 gram su. Yani bunları çözen su miktarları aynı. O halde sadece iyon sayılarını karşılaştırsam derişimlerini de karşılaştırmış olurum. O halde x, y, z için bakıyorum. X 0,2 mol iyon içeriyor. Y 0,1 mol tanecik içeriyor. Z ise 0,3. Bunlardan tanecik derişimi en fazla olan Z. Peki sonra aynı şekilde X en az olan ise Y. Bu aynı zamanda tanecik derişim arttıkça kaynama noktası arttığı için kaynama noktalarının karşılaştırması anlamına da gelir. Yani Tz büyük, Tx büyük, Ty. Yani Z, X, Y sırasını veren C seçeneği cevabımız olur.